Neden açıklama ihtiyacı hissettin? Ne yanlış anlaşıldı ve aslında şöyle ne? Başladı. Şimdi ama biraz da ben söylediklerine toplamına katılıyorum. Çünkü ülkeden çok iyi idare ettik biz bu işi. Çok iyi kontrol edildi. Gerçekten çok iyi yönetildi bu mesele. Ama bana göre tabii şöyle bir şey var. Neyse bunun detayını biraz sonra gireceğim. Biraz da Ukrayna Bey, biraz da sesi yüksek alabilir miyiz lütfen ya? Ha, Oyuncular Birliği Yok. Sendikası benimle ilgili bir bildiri yayınladı. Çünkü benim bir magazin programında bir yerden çıkarken şimdi o zaman bağıranlar şimdi niye sesini çıkarmıyorlar? Bakın sesler başladı. İnsanlar sese çıkmaya başladılar. Şimdi niye sesiniz çıkmıyor? Dememe alınmıyorlar ve benimle ilgili ciddi bir bildiri yayınlıyorlar. Ve altına da şöyle bir şey yazıyorlar. Bazı arkadaşlara rağmen, oyuncu arkadaşlara rağmen çalışmalarımız devam edecektir diye. O dönemden yani o dönem dizi çekme şartlarıyla şimdiki dizi çekme şartları arasında bana göre hiçbir fark yok. Eyvah, sen bunu yaşayan olarak senden iyi kim zaten fark edecek yani? Evet, bulaşma hızı. Ondan sonra bu meselenin çerçeve boyutu, yani çerçevesi, insanların birbirine yaklaşma süresi, işte mesafesi, ne kadar çalışma şartlarıyla ilgili önlem varsa o dönem biz çok ciddi maliyetler ödeyerek diziyi çekmeye devam ediyorduk zaten. Eyvah. Yani şimdiki arkadaşlar yanılıp o önlemleri gevşetirlerse o dönem başlarına ne gelecekse şimdi de aynı şekilde onlar gelecek aslında. Doğru, değişen bir şey yok. Değişen hiçbir şey yok. Aynı hızla devam ediyor yani. Haklısın. Aslında ölmedi. Devam ediyor. Ben de şunu söylemeye çalışıyorum. O zaman bir şey değişmemişti. Şimdi de değişmedi. Şimdi niye sesinizi çıkarmıyorsunuz? Haklısın. Veya o zaman biri neden hedef yaptınız? Ki, bunu öyle bir dayatma haline getirdiniz ki insanlar 2 ay işsiz kaldı. Ya ama bunu sadece oyuncular için söylemiyorum. Ya kendim için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. O sesin arkasında çalışan emekçi insanlar var. O insanlar evlerine 2 ay az para götürdü Hakan. Haklısın. Her hafta başında yönetmenimiz kapalı zarf usulüyle devam edelim mi etmeyelim mi diye oylama yaptırdı. Ve bunu kaybettik. Ve her hafta büyük bir çoğunlukla, %95 gibi bir çoğunlukla devam edelim kararıcı. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler. Ben kolay gelsin. Ederim. Lütfen kendini, bütün set ekibi arkadaşlara da selam, saygılar. Kolaylıklar.